Sizce kafası giyotinle uçurulan biri birkaç saniyeliğine bilinçli kalabilir mi? 1793'te Charlotte Corday bir suikast nedeniyle giyotinle idam edildi. Bıçak inip Corday'in kafası yere düştüğünde cellat kafayı yerden kaldırıp yanağına bir tokat attı. O ana tanıklık edenler şok oldular. Çünkü kafası kopmuş olan Corday'in gözleri dönüp adama baktı ve yüzü öfkeye büründü. Hatta büyük kimyager Lavoisier'in de bu konuyu aydınlatmak için kendi idamı sonrasında yardımcısı gözlerini kırparak son nefesinde bile bilime katkı sağlamaya çalıştığına yönelik öyküyü daha önceden size anlatmıştım. Ama o videoda da detaylarını gördüğümüz gibi bu hikayeler muhtemelen doğru değil. Uzmanlara göre giyotin indiği anda beynin deneyimlediği acı ve şok bilincin anında kapanmasına neden oluyor. Ölmeye başlayan kaslar belki rastgele titreyebilir veya 1-2 saniyelik dar bir bilinçli tepki penceresi olabilir. Ama anlamlı bir yüz ifadesi göstermek pek mümkün gözükmüyor.